Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 13 Nisan Salı. Öncelikle hepinize güzel bir Ramazan ayı diliyorum. Biliyorsunuz dün bilim kurulu toplantısı vardı ve bugün hepimiz yapılacak kabine toplantısını bekliyorduk. Son dönemlerde özellikle vaka sayılarının çok kısa sürede 50 binlere hatta 55 binlere ulaşması sonrasında aslında hepimizin aklındaki şey gerçekleşti diyebiliriz bugün. Yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açıklamada bulundu. Hemen onlardan bahsederek başlamak istiyorum öncelikle Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacak. Peki nedir bu kısmi kapanma? Hemen kısaca ondan bahsedelim. Biliyorsunuz normalde hafta sonu yasakları vardı. Bu hafta sonu yasakları aynı şekilde devam edecek. Ayrıca hafta içi saat 21'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağının saati geriye çekildi ve 19'a alındı. Yani 19 ile 05 arasında Türkiye genelinde bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bununla beraber getirilen diğer bir yasaksa seyahat yasağı. Zorunlu olmadığı sürece şehirler arasında arasındaki yolculuk yarın itibariyle yasaklanıyor arkadaşlar. Bu da yeni gelişmelerden bir tanesi. Diğer bir gelişme ise 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki genç arkadaşlar için onlarla ilgili de toplu taşıma yasakları ve sokağa çıkma yasakları gündemde. Bunlarla ilgili detayları da İçişleri Bakanlığı bu gece itibariyle yayınlayacağı bir genelgeyle detaylarını açıklayacak. Diğer bir beklenen yasak da kafeler, restoranlar, spor salonu gibi kapalı alanlardaki etkinliklerle, faaliyetlerle alakalıydı. Bununla ilgili yapılan açık açıklamayla birlikte Ramazan sonuna kadar Ramazan bayramı da dahil olmak üzere bu etkinliklerin tamamına yasak getirildi. Gelelim bizi en çok ilgilendiren konuya. Bazı illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim devam ediyordu. Peki uzaktan eğitime geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili de son noktayı koydu. 8 ve 12. sınıflar haricindeki Tüm sınıflar bütün illerde olmak üzere uzaktan eğitimle öğretime devam edecek. Yani sadece sınav grubu arkadaşlarımız ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler yüz yüze eğitime devam edebilecekler. Onun haricindeki tüm sınıflar maalesef yeniden uzaktan eğitime dönmek zorunda kaldı. Biliyorsunuz ki vaka sayıları çok yüksek. Artık maskeye, mesafeye ve hijyene çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. Bu rakamları tekrar eski seviyelerine, 6000'lere, 7000'lere çekmek için belki de tamamıyla bitirmek için çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor hep beraber. Umuyorum ki bir sonraki son dakika gelişmemizde sizlere çok daha güzel haberler verebiliriz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.